Hepiniz az çok tanıyorsunuz ama biraz daha içeriğinden bahsedeyim. Çünkü mutfağında evet bahsedildiği gibi çalışıyor. Dergimiz günlük çıkıyor. Bu nedenden ötürü çok yoğun ve çok çalışıyoruz. Artı editör arkadaşlarımızdan yardım ve destek alarak gelen yazıları düzeltip yayınlıyoruz. Bundan önce hazırlamış olduğumuz Tırnak Kitap Kulübü'nde Sami Cenk Beyefendi yayın evi sayesinde okurlarına çok güzel kitaplar sundu. Çok önemli tarihi belgeler niteliğinde kitaplar yayınladı. Daha sonra da dedi ki, artık yazan kişilere de yer verelim, şairlere, öykü yazarlara da hepsine. Bu nedenden ötürü, bu ihtiyaçtan ötürü dergi kurmaya karar verdik. Ama bizim dergimiz farklı. Sadece dijital olduğu için değil, biz köşe yazarlarımıza çok güçlü, evet çok güçlü köşe yazarlarımıza yer verdik. Hilmi Yavuz üstadımız gibi, Nevzat Tarhan üstadımız gibi ve diğer şu an burada bulunan Kadir Çelik Beyefendi gibi çok güçlü kalemler. Ama dedik ki, Tanzimat döneminde olduğu gibi profesyonellerden amatörlere destek vermeliyiz. Biz işte gelen şeylere sen kötüsün, sen yanlışsın, sen edebiyatçı değilsin, sen ne anlarsın deyip de elimizin tersiyle geri göndermiyoruz. Samimiysen, iyisen ve bu yolda ilerlemek istiyorsan gel diyoruz. Bizden tavsiye almak isteyen, bizden öneri almak isteyen herkese kapımız açık. Bizim farkımız burada. Ve Sami Çelik bunu dediği zaman İşte önemli, şu bu. Hayır dedim, ben değerli buluyorum dedim. Önemliler unutulur. Ama değerliler unutulmaz. Bizim dergimizin eksik yanlarından birisi de acaba dedik öykü yarışması yapsak tutar mı, nasıl olur, başarabilir miyiz şeklindeydi. Sami Çelik bunu da başardı ve bize dedi ki öykü yarışması yapalım. Yaptık. Ve gerçekten çok değerli kalemlerle tanıştık. Üçüncü öykü yarışmamızın birincisi Sayın Gülçin Dıran'ımız. Çok değerli bir öykücü. Ve kendisiyle henüz her zaman dostluğumuz ve kalemdaşlığımız devam ediyor. Dördüncü öykü yarışmamızın birincisi ise Ümit Polat Beyefendi oldu. Aynı zamanda öykü eleştirmeni. Ümit Polat Beyefendi ile dostluğumuz ilerledi ve Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kadar geldi. Beşinci öykü yarışmamızın birincisi Hakan Cücüner. Gerçekten o da çok güzel öykücümüz, öykücüler arasında. Ve bu verdiğimiz ödüller tesadüf olmadığında özel hayatlarını incelediğimizde de gördük. Gerçekten çok özel ve seçkinler. Yollar açık olsun. Bu durumda öykü yarışmamızın arkasında Truva yayıncılığın olması da bize ayrıca büyük bir moral ve destek verdi. Şimdi de bu gecede hayalimiz olan öykü gecesini düzenlemiş bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Nice gecelerde, nice yarışmalarda buluşmak dileğiyle sözlerine son veriyorum ve sizi selamlıyorum. Ayrıca bize bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Tamam.